Formlarla veri topladığınızda topladığınız verilerin doğru ve istediğiniz gibi olması önemlidir. Bu nedenle kullanıcılar, ziyaretçiler formları göndermeden önce onlara form alanlarına istediğiniz bilgileri yazdıklarından emin olmanız için bazı uyarı mesajları gönderebilirsiniz. Örneğin e-posta adresi alanına e-posta formatına uygun olarak bir bilginin yazıldığını, adres alanına minimum belli kelimede belli harfte bir kelimenin yazıldığını, ad soyad alanının mutlaka doldurulduğunu ve bunların... E, istediğiniz gibi olduğunu kontrol edebilmek için biz verilerin doğrulanmasına ihtiyaç duyarız. Bizim yaptıklarımız şu an üzerine çalıştığımız sayfa bir HTML sayfası olduğundan bu sayfa içerisindeki doğrulama işlemini istemci tarafındaki tarayıcı içinde yapabiliriz. Ve bunun içinde de JavaScript'e ihtiyacımız bulunmaktadır. Ancak JavaScript yazmak dersimizin konusu değil. Ayrıca Dreamweaver içerisinde zaten halihazırda bize yardımcı olabilecek çeşitli hazır öğeler var. Bu öğeleri Forms alanı altında bulabilirsiniz. Forms menüsü altında Spray ile başlayan öğeler bize form nesnelerinde veri doğrulama imkanı sağlamaktadır. Örneğin, alt soyad alanının ben mutlaka doldurulmasını istiyorum. Bunu şu andaki sabit e, HTML ile, şu anda yazılmış olan sabit HTML koduyla yapma imkanım yok. Bunun için, bunun içine mutlaka bir JavaScript eklemem lazım. Fakat Dreamweaver içerisinde halihazırda hazır bir e, bu işi yapabilen alan olduğu için bunun yerine onu kullanacağım. Değiştirmek istediğim alanı seçiyorum. Ad soyadın altındaki metin alanı değiştirmek istiyorum. Ve forms alanından spray validation text field seçeneğini işaretliyorum. Bunu yaptığınız zaman Dreamweaver herhangi bir nesneyi seçip başka bir nesne eklediğiniz zaman eski nesnenin yerine yeni nesneyi ekleyecektir. Yeni nesne görsel olarak diğerinden biraz daha farklılık gösteriyor. Gördüğünüz gibi etrafında mavi bir çizgi ve bir kulakçı var. Bu kulakçık bu alanın ekstra özelliklere sahip olduğunu ve bir spray alanı olduğunu gösteriyor. Mavi kulakçığa tıkladığınız zaman text alanı ile ilgili ekstra özellikleri, içindeki metin alanına tıkladığınız zaman metin alanın özelliklerini görebiliyorsunuz. Ben etrafındaki kulakçığa tıklıyorum ve aşağıdaki özellikler denetçisinden bu alanla ilgili ne yapmak, nasıl bir veri doğrulaması yapmak istiyorsam bunu seçiyorum. Bu alan benim veri olarak herhangi bir veri alabileceğim bir alan. Bu sebepten dolayı type bölümünde özellikle bir type belli etmiyorum. Fakat bu alanın mutlaka doldurulmasını istediğim için required'ın sol tarafını çekli ve işaretli olarak bırakıyorum. Ben bu alan eğer doldurulmazsa kullanıcıya verilecek olan e, geri dönüşün mesajında bu sayfa içerisinde gözükmesini istiyorum. Gözükecek mesajı da buradan değiştireceğim. Bunun için Preview States bölümünden önizleme durumundan başlangıç halini değil gereklilik durumunda kullanıcı herhangi bir bilgi girmezse verilecek cevabın ve mesajın nasıl gözükeceğini görmek istiyorum. Bu sebeple rükhari seçiyorum. Evet. Bu seçenek seçildiğinde a value is required mesajı karşımıza çıkıyor. Bu kullanıcının istediğimiz veriyi buraya girmediği anda, bu alanı boş bıraktığı anda göreceği hata mesajı. Buraya istediğiniz özelleştirilmiş mesajı yazabilirsiniz. Evet. Aynı şekilde e-posta alanının da ben yine metin alanı olarak doğrulanmasını istiyorum. Buraya girilen yazının e-posta formasyonuna, e-posta standartına uyumlu olmasını istiyorum. Bu sebepten dolayı Sprite Validation Text'i işaretliyorum tekrar. Önce Text Field'ı işaretledikten sonra Forms'dan Sprite Validation Text'i işaretliyorum. Aşağıdaki Type bölümünden e-mail adresi seçiyorum. Ve varsayılan olarak bana ilk gelen mesaj karşıma uygun bir formatta veri girilmezse geri verilecek, gösterecek hata mesajı buraya geçerli. Bir hata mesajı ekledim. Bunun yanı sıra tekrar mavi kulakçıya tıklayarak sprayz ayaklarını açıyorum. Bunun yanı sıra ben e, bu alanın zorunlu olarak girilmesini de istiyorum. Zorunluluk durumundaki verecek mesaj ise yukarıdakiyle aynı olabilir. Adres alanı bizim çok satırlı veriler toplayabildiğimiz bir alandı. Ee, bir text field'tı. Bunu da yine isterseniz, ee, bir text area'ydı. Bunu da isterseniz spray ile birlikte belli karakter olacak şekilde minimum örneğin zorunlu hale getirebiliyoruz. Spray validation text Area seçeneğini işaretliyorum. Ve spray içerisinde gerekli ayarlamaları yapıyorum. Şu ana kadar spray ile ilgili yapmış olduğumuz tüm değişikliklerde spray isimlerini hiç değiştirmedim. Çünkü bunlar bizim verileri toplamamız noktasında etkisi olmayan isimler. Sadece bu mekanizmanın çalışması için konulmuş isimler. Dolayısıyla bunları değiştirmemenizi öneriyorum. Gerekli bir alan mutlaka girilmesi lazım. En az 10 karakter girilmesini istiyoruz. Ve aynı zamanda karakterlerini de göstersin mi? Örneğin şu ana kadar kaç karakter yazıldı? Bunu da görelim. Bunu işaretlediğimiz zaman, e, en az karakter sayısı oluşmadı. Hata mesajının ön izlemesi çıkıyor karşımıza. Buraya size uygun hata mesajını yazabilirsiniz. Aynı zamanda gereklilik durumunda herhangi bir şey girilmezse çıkacak hata mesajında buraya yazabilirsiniz. Benzer şekilde diğer form alanlarınızda spray form öğeleriyle birlikte zenginleştirip veri doğrulamasını sağlayabilirsiniz. Daha önceki sürümlerde spray veri doğrulaması özelliği bulunmadığı için daha doğrusu CS3'lerin önceki sürümlerde bu özellik bulunmadığı için bu işleri yapmak için eklentilerden yararlanıyorduk. Eskiden bu tür veri doğrulamalar için eklentilerden yararlanmamız gerekiyordu. Dreamweaver'a ek özellikler sağlayan eklentiler yükleyerek bu işlemleri gerçekleştiriyorduk. Ama artık Spray veri doğrulaması sayesinde bu işlemleri Dreamweaver içerisinden kolaylıkla yapabiliyoruz. Sayfayı tarayıcı ön izlemek için F12'ye basıyorum. Son haliyle kaydetmek istediğimizi soruyor. Evet diyorum. Bu işlem sonrasında Dreamweaver Sayfaya eklemiş olduğunuz spray varlıklarını çalıştırabilmek için çeşitli dosyalar sitenizin içine kopyalayacak. Bunları nereye kopyaladığının bilgisini size veriyor. OK butonuna basarak bu dosyaların kopyalanmasını ve tarayıcının açılmasını sağlayabilirsiniz. Tarayıcı açıldıktan sonra herhangi bir alanda yapmış olduğunuz bu uygulamayı görüntüleyebilirsiniz. Örneğin adres satırına belli bir değer girdiğimizde, Kaç karakter girdiğimizi gösteren alan adres satırının sağında yer alıyor. Gönder butonuna bastığınızda bu alanlarla ilgili istemiş olduğunuz hata mesajları, oluşturmuş olduğunuz hata mesajları sayfa içinde çıkacaktır. Formu doldurup gönder butonuna bastığınızda formdaki yeşil alan verilerin e, veri doğrulama kriterlerine uyduğunu, kırmızı alanlar ise verilerin halen veri doğrulama kriterlerine uymadığını göstermektedir.